Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle benim de çok merak ettiğim ve yeni öğrendiğim bir konuyu birlikte araştırıyor olacağız. Windows 10 işletim sistemi içinde Linux çalıştırmak ama sanallaştırma yaparak değil. Tamamen Windows 10'un içinde olan bir özellikle. Bunu başka bir konuyu araştırırken internette bir videoda rastladım. Yapılabildiğini bilmiyordum açıkçası. Genellikle hani Microsoft ve Linux birbirine rakip gibi görünürler. Bu yüzden yapılabildiğini düşünmüyordum. Google'da şöyle bir arama yaparsanız Windows 10 Linux diye başladığınız anda zaten size Install Windows Subsystem for Linux gibi bir seçenek gelecek. Hatta bunu da Subsystem diye yazalım. Evet. Subsystem kelimesini hatırlayamazsanız benim yaptığım gibi Windows 10 Linux yazarak da direkt gidebilirsiniz. Burada nasıl kurulacağını anlattığı bir Windows Central linki var. Ben direkt ilk bulduğum en tepedeki linkten başladım. Burada zaten detaylıca anlatıyor. İlk önce kurulumun yapılabilmesi için bir takım Windows 10'daki eklentilerin aktifleştirilmesi yani enable edilmesi gerekiyor. Bu nasıl yapacağınızı size adım adım burada anlatmış zaten. Ben şöyle hızlıca geçeceğim. Ayrıca aynı işlemi komut satırından da yapabiliyorsunuz bu arada. Komut satırı daha kolay gelebilir aslında. Onu da deneyebilirsiniz. Ben grafik arayüzünden gideceğim sizler için. Settings'e girin demiş. Programs, Features'a ilerleyin. Applications, Programs and Features. Aslında burada Windows'un kendi içindeki eklentilere doğru gidiyoruz. Optional Features, pardon, şimdi geldi. Turn Windows Feature On Off. Şuna gideceğiz. Siz makaleyi birebir de takip edebilirsiniz. Ben şöyle bir bakmıştım, oradan hatırladığım kadarıyla ilerlemeye çalışıyorum. Evet, Windows Subsystem for Linux. Linux için alt bölüm gibi bir şey. Linux'la partnerlik işbirliği yaptığı, bu yüzden de işletim sisteminin altında Linux kullanılmasına olanak tanıdığı söyleniyor. Bakalım nasıl bir arayüz karşımıza çıkacak. İlk önce bu evet Windows 10'umuzu Linux kullanabilir hale getiren eklentiyi çalıştırıyoruz. İşlem bitti. Restart gerektiriyor diyor. Restart'tan sonra devam edeceğiz. Videoyu burada duraklatıyorum. Restart'tan sonra tekrar videoyla devam ediyor olacağım. Evet, restart işlemini tamamladık. Şimdi Microsoft Store'a gidiyoruz. Linux versiyonu yüklemek için. Şuradan Linux dedim. Karşıma farklı farklı birçok Linux versiyonu çıktı. Bunlardan istediğinizi yükleyebiliyorsunuz söylendiğine göre. Birden fazla yüklenebiliyor mu onu bilmiyorum. Onu ben de araştıracağım. Şimdilik sadece denemek için bir tane Ubuntu kurmayı deneyeceğim. Kurulumun oldukça basit olduğu anlatılıyordu. Gördüğüm kaynaklarda. Evet, gördüğünüz gibi bir tane Ubuntu Windows üzerine kurulabilir. Get diyelim. Free zaten bedava. Install dedim. Şu anda download işlemini yapıyor. MB kadar bir dosya indirecek.
Kurulum tamamlandı. Ubuntu şu anda başlatılıyor. Bir nevi sanallaştırma diyebiliriz tabii buna ama tam olarak biz sanallaştırma yazılımında kurmadık. Windows'un kendi içinde gelen özellikleri kullanarak yaptığımız bir ayar oldu. Açıkçası benim hoşuma gitti çünkü hani Ubuntu çalışmak isteyip bunun için işte sanallaştırma ortamı vesaire kurma zahmeti ortadan kalkmış oluyor. Ya da dual boot olmadan ama aynı anda iki işletim sisteminin birden yeteneklerine kavuşmak, Linux kullanıcıları her ne kadar Windows tercih etmese de Windows kullanıcılarının en azından Linux dünyasına girmesi için bir kolaylık sağlayacağını düşünüyorum ben açıkçası. Evet, bizden bir kullanıcı hesabı istedi gene. Ben Orçun diyeceğim. Parola istedi. Evet, şu anda Linux işletim sistemim hazır. Hostname. Bu pencerenin içinde direkt Ubuntu çalışıyor şu anda. Grafik arayüzü şimdilik yok diye görüyorum ama başlatılabilir apt-install xinit. Grafik arayüzü kurmaya çalışıyorum. Ubuntu'ya biraz daha böyle komut dışında da bir şeyler yapabilmek için. Şu anda açıkçası hani bildiğim şekillerden hep farklı. Yani normalde bu bir sanal makine olsaydı kendine özgü bir IP'si olurdu. Fazla arşivleri yükleyemedim dedi. Bir şeyler. Evet. Şimdi StartX denesek. Bir yerlere bağlanmaya çalışıyor ama getiremedi. Neyse grafik arayüzünü boş verelim. Evet, bu pencere içinde Linux çalışır durumda. Bakalım bu Linux'ta neler yapabileceğiz. Edindiğim tecrübeleri sizlerle yine yeni videolarda paylaşıyor olacağım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.